Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak Çeşme Darısı, Penisetum hakkında konuşacağız. Çeşme darısı nedir, nerelerde yetişir, istekleri nelerdir, gelin hep birlikte inceleyelim. Çeşme darısı, Penisetum, Asya, Avustralya ve Afrika'ya özgü olan Penisetum ailesi, 80'den fazla çok yıllık veya yıllık ot türünü içerir. Kökeni nedeniyle bu çim türü, sıcak iklime sahip tropik bölgelerde kolayca büyür. Ama aynı zamanda aşırı soğuğa dayanıklı olma avantajına da sahiptir. Penisetum'u büyümesi ve bakımı çok kolay bir bitki yapar. Öbekler halinde büyüyen tek yıllık ve çok yıllık bitkilerdir. Kırmızımsı yeşil yaprakları ve gösterişli çiçekleri nedeniyle peyzaj düzenlemelerinde kullanılan, mevsimlik veya çok yıllık, genellikle her dem yeşil forma sahip otsu bir bitkidir. Genellikle çok gövdelidir ve 1,5 metreye kadar boylanabilir. Yapraklar toprak seviyesinden sapsız olarak yükselir. Yapraklar kırmızı, yeşil renkte 50-80 cm uzunlukta, kenarları düzdür. Çiçeklenme yaz başından donlara kadar devam eder. Gövde ucunda başak şeklinde bulunan çiçekler, mor pembe ya da beyaz krem renklidir. Başaklar tüylü ve yaklaşık 10-30 cm uzunluktadır. Sıcaklık ve güneş durumu yaprak ve çiçek renklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Tamamen güneş isteyen bir bitkidir. Tohum veya ayırma yöntemi ile çoğaltılır. İstilacı tür olarak kabul edilir. Başka bir bitkiye yakınsa su ve besin maddeleri için rekabet etmeye başlar. Penisetum türleri, başta dekoratif amaçlar olmak üzere çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Özellikle ülkemizde, süs bitkisi olarak sıklıkla kullanılır ve peyzaj düzenlemelerinde yaygın olarak tercih edilir. Alan doldurma, sınırlandırma, sert zeminleri yumuşatmak için kullanılır. Rüzgarın ritmiyle dans eden yaprakları oldukça hoş bir görüntü sağlar. Ancak, bazı türleri, çeşitli hayvanlar için önemli bir yiyecek kaynağıdır. Özellikle tohumları, birçok kuş türü tarafından tüketilir. Ek olarak, bitkilerin sıklıkla yetiştirildiği alanlar, kuşlar ve diğer hayvanlar için de önemli bir habitat görevi görür. Penisetum dayanıklı olmasına rağmen aşırı sıcak ve don dönemlerinde dikilmemelidir. Bu yüzden bahçeye dikmek için ideal zaman ilkbahar veya sonbahardır. Her durumda, ekimden sonra düzenli olarak sulamalısınız. Dikim yeri söz konusu olduğunda, Penisetum her türlü toprakla yetinme avantajına sahiptir. Bir kaya bahçesine, saksılara ve hatta bir çakıl bahçesine dikilebilir. Birkaç ekim yapacaksanız, her ekim arasında 50 cm boşluk bırakmayı unutmayın. İlkbaharda, bitkilerin yenilenmesine izin vermek için kuru yaprak kümelerini kesmeyi unutmayın. Çiçeklenmelerini teşvik etmek için yaz başında onlara biraz gübre vermekten çekinmeyin. Penisetum ölü yaprakları kaldırmak için yıllık budama gerektirir. Kışın, Penisetum'un kuru yaprakları, iyi bilenmiş ve dezenfekte edilmiş makaslar kullanılarak yerden 5-10 cm budanır. Sert budama, bitkinin bir sonraki baharda güçlü yeni yaprakları geri itmesine neden olur. Kurulmuş yaprakların ortadan kaldırılması, hem estetik nedenlerle hem de mantar hastalıklarının olası yayılmasını önlemek için önemlidir. Nadiren hayvan parazitlerinin saldırısına uğrayan uzun ömürlü bir bitkidir. Mantar hastalıkları arasında, yetiştirme ortamı iyi direne edilmemiş veya çok kompakt değilse kök çürüklüğü çeker. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.